Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Dealer's Life'a başlıyoruz. Esnaf olacağız. Daha doğrusu ikinci el dükkanı açacağız. Bize mallar gelecek. Onları satacağız, alacağız. Bir şeyler yapacağız artık. Oyun ilerledikçe göreceğiz bakalım ne olacak. Videoya geçmeden önce bu tarz oyunları beğeniyorsanız ve özellikle bu oyunu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, aşağı tarafa bir yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz yorum derseniz ne diyoruz? Hadi o zaman durmayın. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni genel videolardan anda haberdar olmak için de abone ol tuşun yanındaki bildirim çanını açabilirsiniz. Evet. Yeni oyun diyorum. Kayıtlı oyunum varmış. Halbuki hiç daha oynamadım oyunu ama. Yani şey. Şu an Steam'den oynamadım hiç. Adımı Medcan yapıyorum. Şimdi. Ben müziği kapasam olur mu ya? Müziği sevmiyorum. Efekt dursun. Hadi arkadan bari bir tık çalabilir. Tamam. Şimdi. 5 tane puanım var. Hepsini bir tane versem, bir tane de neye versem acaba? Bence Sezgi, bilgi. Sezgi ya, Sezgi'ye verdim. Hadi bakalım. Evet. Hayırlısı da dükkanımızı açıyoruz. Bir saniye ya. Dur, çıkma değil de ayarlar. Tamam. Bir de şunu gizleyelim çünkü repertuarlarına gerek yok. Oyunu biliyorum. Tamam bakalım. Teklifin nedir? Aç gözlü değilsin. Koleksiyoncusun. Bence sen buna 8.000 verirsin. Ay. 3.000 mi? 5.000? Peki. Buyur. Vay be, demek biri bu barakayı satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yandaki ikinci el dükkanına sahibiyim. Daha açık konuşsak şehirdeki en iyi ikinci el dükkanının. Evet, benim tam yanında olduğumu bilmeden buraya ikinci el dükkanı mı açtın gerçekten? Ha, şimdiden kendi batmış bil. Şu an burada gördüğüm tek şey zavallı bir toy. Hatta şöhret ölçerimde hiç bu kadar düşük bir şöhret seviyesiyle karşılaşmamıştım. Neden bahsettiğimi bile bilmiyorsun değil mi? Bizim meslekte asıl önemli olan şöhret seviyesidir. Sana yeni fırsatların, paranı ve şöhretin kapısını açar. Ancak yeteneklerini arttırıp daha prestijli dükkanlara geçerek şöhret seviyeni arttırabilirsin. Gerçi bahse girelim, sen acemi bile olamazsın diyor. Göreceğiz. Ay, müziği hiç istemiyorum ben. Siz aşağı yorumlara yazın, eğer müzik istiyorsanız koyarız, şey açarız sesini. Ben 2, 4, 6 eşyam var. Bakalım. Durum çok kötü, sıradan. 40. 42. E tamam, hadi 46'ya var. Bakalım. Ya ben bunu 5.000'e satmak istiyorum. 5.000. 5.000. Ay, yürü git o zaman. Ben bunu 5.000'e satacağım bak. Demedi demeyin. Gel gel bakayım. Bakalım. 130 mu? İyi verdi. İyi verdi. 200 çıkar mı acı? 165 olsun hadi. Aa. Peki. Hiçbir şey satamadık şu an. Bir tane tamirci alacağım işe. Neden biliyor musunuz? Çünkü eşyaları tamir ettirip daha pahalıya satabiliriz. Mesela bu 1140'mış değeri. 444. İşe başla bakayım. 5 gün boyunca. Hatta şunu bir kitleyelim. Gel bakalım. Bakalım. 235. 400 ver. Bunlar niye bu kadar hemen çabuk gidiyorlar ya? Çok mu şey yapıyorum? Ne? 150. 100, 200'den fazla vermem. 145'lik şey 300 istiyor herif. Aa, 50. Arkadaş, hiç sabırları yok, hemen gidiyorlar ya. Gel.
Kişiler satmam lazım. Hadi 500'e al be. Al be. Hadi 480 tamam. 46 ödemişim, 60 diyor. 95. 92. Tamam, 80 hiç ederi değil de ver, zararına satışı ver. Ha. 1,5 verir misin buna? 1200. Peki, ben bunu tamir ettiririm zaten. Reklamcı, kiralık dükkan. Kiralık dükkana bakalım. 15.000 mi? Peki. Ne yapalım şu an, hiç elimizde şey yok. Para yok. 9.400'üm var. Sen alıcı mısın? 150. 130. Ha, iki yarı fiyatını alırım. 400, tamam 380 alayım, ver. Ver 380'e ver. Sar sar. Sar oradan 380'e. Şanslı kişi ne işe yarıyordu? Ha. 3000 mi? Tek müşteri var bugün de. 40. 38. Baktım 40 çok oldu. Adam 40'ı kabul etmedi ama 38'i düşünce kabul ettim. How can I help you? Diyor. Ve bir yandan da bir şeyler içiyorum da. Şimdi 170. Kimse almıyor benden bir şey. 165. Tamam 160, tamam hadi. Ne çok alıcısı çıktı bunun ya. 100. Tahmini değeri 66. 67'yi verir miyim ben sana onu? Ver 80. 76 tamam al ya. Tamirci de ha ya 3350. Bunu tamir edemiyorum. Sıra dışı efsaneviden nasıl daha çok ediyor ya? Şunu çok tamir ettiresim var ya, bu iyi zaten. 380 ödemiş. Tamam şunu tamir edeceğim. Bunu açalım kilidine. Buyurun. Bakalım. Ya ben buna 5000 istiyorum. 5000'den Allah dur. 5000'den aşağı satmam. 4000 ya. İyi 4000. Bak. Ya yürü git. O kadar ucuza vermem ben hayatta. 800. Ay keşke 1000 deseydim. Bakayım. Bundan bir 5500 alırım. 5200. Aha, görüyor musunuz? Sahteci mi? Ne işe yarıyordu ki bu? Aa. Bir de düş nereden bakılıyordu? Bu çalışan eşya şuradan. İtibar dürüst. Soyum. Buradan şey verebiliyorum. Tamam. Buyurun. Gelin bakayım. Aha polis geldi. Yandık. Memur bey vallahi hiç sahte bir işim yok. 250. Çok mu düşük istiyorum? 350. 400. Ver. Günaydın. Dükkanınızın güvenlik sistemlerine yasal standartlara uymadığını gördüm. Evet, gerçekten ne yapacağız? Cezayı ödüyor musun? Lütfen yapmayın. Tamam, yaptırmayın için sana zaman veriyorum. Tamam. Teşekkürler. ...250. Ben bunu daha tamir ettireceğim. 250. Yani tamirli fiyatı o kadar. Daha fazla ediyor da. Gel. Bu arada arkada da müziksiz pek... ...zevkli olmadığını fark ettim. Bir tık arkadan böyle tıngırdasın. 250.
Bak bu 250 verecek gibiydi ama vermedi. Peki. Yapacak bir şey yok. Ben bunu taktım. 5000'e satacağım. Sen bilirsin. 5000. Onun fiyatı 5000 aca. Şu kupayı satamadık. Efsanevi diyor ama 2000 şey biçmişler. Ablacığım 5000. Gerçekten 5000. Çok ciddiyim. Güle güle. Benim param var. Ben onu 5000'e satarım. Şu an batmıyorum ne de olsa. Gel bunu da tamir ettireceğim. 6 gün mü? Bakayım. Buna 750. Hemen aldı. Çok güzel ya. Hadi al 3500 al bak. 5000 diyordum. 5000'den açıyordun teklife. Peki. Hiç ederi değil ama pek. Yapacak bir şey yok. Müşteri açık arttırmada satma. Yok şu açık arttırmaya giremem. Satamam da oradan bir şey. Bakayım. 150. 85. 99. 100. Daha da yukarısına vermem. Durumu çok kötü. Tamir ettireceğim ben bunu zaten. Ha, tahmini bilmiyorum. 10 dolar veririm. 300 mü? 245. Ay dur. Hacı. Ne oldu? Allah, ekran görüntüsü aldım. 245. De madem vermeyecek, niye bu kadar uğraştırdın beni ya? Neye bastım? F12'ye mi bastım? Bir şeye bastım ama. Neye bastım ben de bilmiyorum. Buyurun. 158. Ne? Güle güle. Ben ona o kadar para verirsem. Olmaz. 5500. Ya 5000'e alın şunu ya. Vallahi. Bak bir anda 500 düşüyorum be. İnançlı olma. Herkes sahte yaşam üretmenin günah sayıldığı uzaklardaki yeni bir din hakkında tweet atıp duruyor. Bundan sonraki 7 gün sahte yaşam karşılaşma ihtimali %30 azaldı. Güzel. Sahte yaşam günah olduğu hakkında tweet atıyorlarmış. Bakayım. 50 mi? 30'a ver. Tamam. 48. Ver. Çok verdik 48'de ya. Neyse. Batmayız en azından yani. 5000. Bunun fiyatı bu kadar. Bir kuruş aşağı inmem. Yok. O kadar fiyatı arttırdı. 5000 almadı ya. 4100 veren 5000 de verir. Hacı 185'e veririm. 134 mü? Yok ya, ben bunu tamir ettireceğim. Hiç satamam şu an. Güzel. Bence bu bak bundan güzel bir şey çıkacak gibi. Hadi bakalım. Heh, tamir ettirdiğime geldi. 800 ama 1200 vereceğim mi buna? Tamam uçmayayım. 950. Peki. 791 kazanç elde ettim. Depodan açık arttırma. Reklamcı, kiralık dükkan falan filan. Kiralık dükkana bilmiyorum, şu aralar geçmeyeceğim. Biraz 20.000'e kadar çıkalım bakalım. Şam'dan geldi. 100. Ay pardon, 150. 165. Valla 630-630 gidiyor ya. Aa, sen kimsin be? Nasılsın kardeş? Ha? Bir arkadaş dedik güvenlik sistemini tamir etmene.
Ha. İyi tamam hadi git tamir et. 930 mu? 500. 500'e ver. Aha durun. Tamam 580. Ay keriz ya. Ben bunu var ya nasıl satacağım şimdi? Nasıl büyük fiyatlara satacağım? Polis yine geldi. Tamam hadi al git tamir ettirmeyeceğim bunu. Günaydın. Bakıyorum da güvenlik sistemlerini yaptırmışsın. Tebrikler. Sevindim. Cidden sevindim. Normalde kimse beni dinlemez. Sırf sana olan minnettarlığımı göstermek için... çevrede dükkanından bahsedeceğim. Tamam mı demiş. Çok güzel. Artık senin dostunum. Olur da başın büyük bir derdi gelirse polis diye avazın çıktı kadar bağır. Emin ol işe yarayacak. Bir test edelim bakalım. Polis. Gelmedi. Bunun durumu falan da iyi ya. Ben bundan kazanç da elde edemem. 85. 95. Yok ya yürü git. Hiç istemiyorum. Aha bunu almam lazım. 350. Ne? 450. 700 diyorsun ama 600'lük ürüne. Am I really safe? Başarımlı artık. Gel. 5000. Allah'ım 5500. Tamam 5000. Vallahi 5000. Yani 4800 veriyorsun da 2 üstüne katıp 200 daha verip 5000'e vermiyor musun ya? Peki ne yapalım ve al. Al ayranı gör. Çok büyük kazançlar elde ediyorum şu an var ya. Ama 3 eşyam kalmış. Benim bir şeyler almam lazım. Ver. Ha. 10 dolar veririm. Öğreniyorum 10 dolar deyip. Ama sonra gidiyorlar işte hemen. 108. 70. İnşallah sahte değildir. Hemen anlaştık ama. 35. Bir kuruş yukarı çıkmam valla. Tuvalet fırçası getirmiş adam. 10 dolar. 250. 300 aşağısına satarsın. 280 diyelim ortak olsun. Gel. Sen bilirsin. Tamam. Bunu tamir ettirmem gereken bir şey var mıydı ki? Bin kırk mı? 500'e ver. Tamam dur. 800. 899. Güzel. Lan 1040 diyorsun. İnşallah beni şey yapmıyorsundur ha. 1800. 1500. 1500. İyi hadi 1440 olsun. Peki. Madem o öyle istiyor. Maksat müşterinin ayağı alışsın. Şunu bir tamir ettir bakayım. Senin yanında ne var be? Aç gözlü değil, bilgisi yok. 37 mi? 10 dolardan yukarıya bir kuruş çıkmam valla. Güle güle. 37 dolarlık ürünü almış getiriyor ya. Bakayım. Aa 1800 diyor. Aç gözlü değilsin ama koleksiyoncusun. 1000. 1000'e alayım. Ya bir dur bir oturup konuşaydık ya. Pazarlık sünnettir bilmiyor musun? Beyin yıkayıcı mı? Yok sağ ol ilgilenmiyorum. Yo bugün dükkan iyi. 96 mı? Ya artık 100 yani 200'ün aşağısındaki ürünleri almayacağım. 350. 500. 350'den 500'e çıkmışım ya. 1200. 1100. Tamam, güzel. 16.477 param var şu anlık. Hatta
Ama videoyu bitireceğim. The Other Stuff videoları 20'şer dakikalık olacak bu arada. Haberiniz ve bilginiz olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi aşağı yorumlar kısmında belirtmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın.